Şimdi arkadaşlar bir de repeat edit'ten repeat seçeneğim var. Repeat seçeneği neye göre açık olacak şimdi onu da göstereceğim size. Mesela bir obje için yaptığımız son işlem neyse başka bir objeye de aynı işlemi aktarmak için repeat yapıyoruz tamam mı? Mesela objemi seçtim. Benim objem için yaptığım son işlem mesela rengini değiştirmekse. Mesela bu objeyi ben kırmızı yaptım. Gelip bu objeyi de aynı renkle doldurmak istediğimde Edit Repeat. Repeat Fill oldu şu anda. Neden? Çünkü son yaptığım işlem Fill'di. Yani dolgu işlemiydi. Edit Repeat Fill ya da kısa yolu Ctrl R yaptığımda son yaptığım dolgulama işlemi ne yapıyor? Burada uyguluyor. İşte objeyi seçiyorum diyelim ki bu objeyi seçtim. Buna son yaptığım işlem çizgi kalınlığı vermek. Mesela 10 milim yaptım. Şimdi mesela bu objeyi seçtim. Edit Bakın pen outline oldu bu sefer repeat'in yanında. Neden? Çünkü çizgi kalınlığı verdim. Ee, gelip ister uzun yoldan, ister kısa yoldan her zaman biz kısa yolu daha pratiklik kazanmak açısından öneriyoruz. Ctrl R yapıyorum. Son yaptığım işlemi yani çizgi kalınlığını ne yaptı? Buraya da aktardı. İşte biraz bunu yukarıya doğru taşıdım. Son yaptığım işlem objeyi taşımaktı. Seçtim, Ctrl R yapıyorum. Aynı şeyi ne yapıyor? ona da yapıyor. Yani seçmek, taşımak, böyle büyütmek, küçültmek yaptığınız son işlem her neyse repeat işlemi son işlemi başka bir obje üzerinde tekrar edebilmenizi sağlar. Tekrarlama işlemi yani. Tamam? Ve repeat'in yanına son yaptığınız işlem neyse onun adı eklenir. Repeat o olur. Mesela break'te de aynıydı ya. İşte break'te neyi ayıracaksak, kombinasyonu bozacaksak yanına o ekleniyordu. Repeat için de aynı şey. Son yaptığınız işlem neyse On ismi onunla birleşerek onu tekrar edecek demektir. Ayrıca bir kere de değil mesela yani ben buna yaptığım son işlemi mesela çizgi rengini değiştirdim. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Yani istediğim kadar bir tanesinde yapacak sonra bitecek demek değil bu. Her Ctrl R başka bir işlemle repeat seçeneğini değiştirmediğim sürece Ctrl R her zaman tekrar etmemi sağlar.